Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni teknolojileriyle özellikle ofislerin, küçük işletmelerin işlerini hayli kolaylaştıracak olan bir yazıcının incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü yazıcımız arkadaşlar HP'nin LaserJet Tank serisindeki MFP2602SDV modeli. Bu modeldeki MFP kısaltmasının ne anlama geldiğini hemen sizlere belirtelim. Multifunctional Printer anlamına geliyor. Bu ne demek? Tabii ki çok fonksiyonlu yazıcı anlamını taşıyor arkadaşlar. Çok fonksiyonlu yazıcı dediğimizde burada hemen şunu anlamamız lazım. Normalde biliyorsunuz yazıcılar nedir? Çıktı alırlar vesaire. Fakat burada baskı alıyoruz. Onun haricinde arkadaşlar yukarıda bir tarama kısmımız var. Bu tarayıcı kısmından direkt olarak fotokopi çekebiliyorsunuz. Ve burada da bir baskı alanımız var arkadaşlar. En üstte buradan baskısını almak istediğiniz örneği veriyorsunuz. Adedini giriyorsunuz ve alt kısımdan seri bir şekilde size istediğiniz kadar baskıyı veriyor bu cihaz. Karşımıza kartuşsuz toner tanklı lazer teknolojisi bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Hemen açıklayalım arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz yazıcılarda, lazer yazıcılarda toneri değiştirmeniz gerekiyor. Toner bittiği zaman ne yapıyorsunuz? Toneri alıyorsunuz, yeni bir toner takıyorsunuz. Fakat burada böyle bir şey söz konusu değil. Ne oldu? Toneriniz mi bitti? Hemen şu elimde görmüş olduğunuz kitlerden satın alarak mevcut tonerinizi doldurabiliyorsunuz. Şimdi öncelikli olarak cihazımızın tasarımıyla başlayalım incelememize. Gördüğünüz gibi HP yine kendisine has tasarım çizgisini konuşturmuş durumda. Biliyorsunuz HP yazıcıların belli başlı tasarım hatları var. Nitekim bu yazıcıda da bu tasarım hatlarını görüyoruz. Oldukça minimal bir yapıya sahip. Dolayısıyla çok fazla yer kaplamıyor ki bu çok önemli arkadaşlar. Normalde bu yazıcının yaptığını devasa baskı makineleri yapıyor ki arada gerçekten bir fark yok. Hız anlamında, kalite baskısı anlamında bu yazıcı da gayet beklentileri karşılıyor arkadaşlar ve çok az yer kaplaması gerçekten bizler için önemli. Şimdi öncelikli olarak bu yazıcıda bizleri karşılayan teknolojilere bir göz atalım ki bence en önemli kısım bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önümde 2 adet yedek kit bulunuyor. Bu kitler ne işe yarıyor? Neden bu yazıcı ile ilişkili? Birazdan değineceğiz zaten. Biliyorsunuz normalde lazer yazıcı dediğimizde nedir? İçerisindeki toner bittiği zaman çıkarılır ve değiştirilir arkadaşlar. Fakat HP burada ne yapmış? Bu tonere bir doldurma mekanizması eklemiş. Toner bittiği zaman bu görmüş olduğunuz yedek kitler sayesinde tonerinizi 10-15 saniye gibi kısa bir süre içerisinde elinizi dahi kirletmeden doldurabiliyorsunuz. Birazdan tonerin nasıl doldurulduğunu vesaire zaten size göstereceğiz arkadaşlar. Çünkü doldurması gerçekten çok basit ve şu elimde görmüş olduğunuz kitler özel bir mekanizmayla geliyor. Şöyle bakın, kutusunun kapağını açtığımda zaten özel bir mekanizmayla geldiğini anlıyorsunuz. Ve bu mekanizma yazıcı üzerinde gerçekten çok verimli bir şekilde çalışıyor. Yani direkt sokete taktığınızda vesaire eliniz daha kirlenmeden doldurabiliyorsunuz. Bunun için de HP gerçekten güzel bir teknoloji geliştirmiş. Birazdan buna değineceğiz. Arkadaşlar yazıcıyı aldığımızda kutudan bu şekilde çıkıyor. Kafanıza şu soru işareti gelebilir. Ya ben bu yazıcıyı aldım. Peki kutudan çıktığında ekstra bir toner alma ihtiyacım var mı? Ekstra bir kit alma ihtiyacım var mı? Hayır arkadaşlar. Kutudan çıktığında bu yazıcı hali hazırda size 5000 baskı verebilir durumda. Yani aldınız, yazıcınızı kurdunuz, fişe taktınız, 5000 baskı alabilirsiniz. Bu ne demek? Ortalama bir ofiste aylık 500 baskı alınıyorsa 10 ay boyunca arkadaşlar hiçbir şekilde kit masrafı, toner masrafı yapmadan bu yazıcıyı kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Peki tonerim bitti. Tonerim bittikten sonra ne yapacağım? Hemen belirtelim. Az önce de sizlere gösterdiğim üzere şöyle iki farklı kitimiz var. Bunlardan birisi 154X arkadaşlar. Diğeri de 154A. Arasındaki fark ne? Bir tanesi yazıcımızı yarıya kadar dolduruyor ve 2500 baskı kapasitesine sahip. Diğeri ise arkadaşlar yazıcımızı tamamen dolduruyor ve 5000 baskı kapasitesine sahip. Şimdi tasarımdan devam edelim arkadaşlar. Az önce de belirttiğim üzere HP gayet güzel bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkıyor. Bakın şu anda bu yazıcının içerisinde kağıt mevcut fakat biz kağıtları görmüyoruz. Neden? Şurada güzel bir hazine yapılmış. Bu hazineye
A4'lerinizi rahat bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve baskı sırasında da A4 azaldığı zaman direkt olarak ne yapabiliyorsunuz? Bakın burayı dahi kaldırmadan, yani şu üst kapağı bile kaldırmadan, sadece şu kısmı açıp buradan kağıt takviyesinde bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Kağıtları doldurduğunuz zaman zaten direkt olarak baskı işlemi devam ediyor. HP üst kısma bir tane panel yerleştirmiş. Bu panelde toplamda 9 tane tuş bulunuyor arkadaşlar. Ve üst kısımda da bir adet power tuşumuz mevcut. Yazıcıyı ilk kurduğunuz zaman Wi-Fi ağına bağlayabiliyorsunuz. Bunun için öncelikle telefonunuzla yazıcıya bağlanıyorsunuz. Ve yazıcıya bağlandıktan sonra gerekli işlemleri yaparak dilerseniz telefonunuzdan, dilerseniz bilgisayarınızdan kablosuz bir şekilde baskı alabiliyorsunuz. Şurada bir adet i tuşumuz var arkadaşlar. I tuşuna bastığınız zaman info bilgileri direkt olarak yazıcıdan bastırılarak size geliyor. Yani yazıcının IP adresinden tutun da Wi-Fi şifresine kadar pek çok detaya sahip olabiliyorsunuz. Şöyle bir özellik var. Bu yazıcıya ait bir e-posta adresi mevcut. Bu e-postaya herhangi bir yerden, bakın ofiste olmanız gerekmiyor, herhangi bir yerden e-posta attığınız zaman arkadaşlar direkt olarak attığınız e-postada yazdırılabiliyor. Tuşlardan devam edelim. Burada klasik olarak bir adet Wi-Fi tuşumuz bulunuyor. Wi-Fi tuşunun altında çıktığı devam ettir anlamına gelen bir ok tuşumuz var. Onun altında bir kimlik fotokopisi görüyor gibiyiz. Bu tuş ne işe yarıyor? Hemen belirtelim. Az önce de dediğimiz üzere yazıcımızın hemen üst kısmında arkadaşlar bir adet tarayıcı bölmemiz mevcut. Bu tarayıcı bölgemizi kullanmak istiyorsak arkadaşlar direkt olarak bu tuşa basıyoruz ve tarayıcı direkt olarak tarıyor ve ardından da tabii ki baskımızı bize veriyor. Onun hemen yanında ise arkadaşlar yukarıdaki baskı bölümünü kullanmamızı sağlayan bir tuş bulunuyor. Bu baskı haznesine kağıdımızı koyuyoruz ve daha sonra hemen ekranın alt kısmında bulunan tuşlarla sayı adedimizi giriyoruz. Sayı adedimizi girdikten sonra baskı tuşuna basıyoruz ve bize dilediğimiz kadar baskıyı veriyor bu cihaz. Gerçekten çok kullanışlı ve kullanımı da son derece basit. Tabii ki bu manuel yaptığınız şeyleri ne yapabilirsiniz? HP'nin uygulaması sayesinde telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan da gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Telefonunuzdan dilediğiniz belgeyi hızlı bir şekilde bu yazıcıya bağlanarak ne yapabilirsiniz? Tabii ki baskı alabilirsiniz. Şimdi gelelim yazıcımızın göstergelerine. Şurada zaten ufak bir ekran var. Bu ekran size herhangi bir hata olduğunda vesaire bunları gösteriyor. Yazıcıdan çıktı alırken kaç adet çıktının kaldığını vesaire buradan görebiliyorsunuz. Bir de şu üst tarafta beyaz çizgilerin bulunduğu bir panelimiz bulunuyor. Bu panelde de arkadaşlar kaç baskı kapasitesinin kaldığını görebiliyoruz. Buradaki bir çizgi 2500 baskı anlamına geliyor. İki çizgi dolu olduğu zaman da 5000 baskı anlamını taşıyor arkadaşlar. Dilerseniz biz biraz baskı alalım arkadaşlar. Ve 2500 baskıyı alıp bir çizgiyi eksiltmeye çalışalım. Sonradan tekrardan sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, yazıcımızda şu anda 2500 sayfa baskı aldık. Önlü arkalı falan bayağı bir yorucu oldu bizim için. Çünkü basıyoruz basıyoruz bir türlü bitmiyor. Ve şu anda nihayetinde bir diş eksiltmeyi başardık, görüyorsunuz. 2500 baskı alarak bir diş eksilttik. Burada dolum kitimiz var arkadaşlar. 154A. Bununla birazdan dolum yapacağız. Onu da göstereceğiz detaylı olarak. Şu anda bir 2500 sayfa daha baskı almamız lazım ki tamamen tuneli boşaltmış olalım. Boşalttıktan sonra buradaki kit ile birlikte dolumun nasıl yapıldığını da sizlere göstermiş olacağız. Evet arkadaşlar, sonunda 5000 baskıyı alarak bitirdik tonerimizi. Toneri bitirmek, dürüst olmak gerekirse, bizi bir hayli yordu. Çünkü hani belki önlü arkalı da aldık, 5000'den fazla mı almışızdır diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir top kağıt yaktık arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bu tonerin nasıl doldurulduğunu sizlere net bir şekilde göstermiş olalım. Yazıcımızın kapağını açalım. Daha sonra şu
2500 baskı kapasitesine sahip olan kitimizi tonerimizin içine boşaltalım. Evet arkadaşlar, sonunda tonerimizi bitirmeyi başardık. Görüyorsunuz burada iki çizgimiz de bitti ve şurası sarı çizgiye dönüştü. Ve şöyle uyarı veriyor yazıcımız. Şimdi sıra geldi tonerimizi doldurmaya. Biliyorsunuz lazer yazıcılarda normal şartlarda toneri değiştirmeniz gerekiyor ama HP'nin bu modelinde böyle bir durum söz konusu değil. Gördüğünüz gibi şurada bir doldurma yuvamız bulunuyor arkadaşlar. Burada zaten nasıl doldurulacağı yazıcının net bir şekilde gösterilmiş durumda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle özel kitimiz var. Bunun kapağını açıyoruz. 154A. Burada gördüğünüz gibi özel bir yapı var. Bakın burada önemli olan şu kilit işaretinin açık olması arkadaşlar. Eğer kilit işareti açık değilse o zaman bu toneri boşaltamazsınız arkadaşlar. Yani toneri dolduramazsınız daha doğrusu. Şöyle yerleştiriyoruz bunu. Bakın gayet basit bir şekilde yerleşti. Bakın yerleştirdikten sonra zaten burada aşamalar gösteriliyor. Şuradaki mandalı bu tarafa çeviriyoruz. Çevirdikten sonra arkadaşlar bunu sıkıyoruz ve içini gördüğünüz üzere tamamen boşaltıyoruz şu anda. Tamamen sıkıyorum. Boşaldığından emin olduktan sonra arkadaşlar bu yedek kiti buradan çıkartıyoruz. Şöyle kapatıyoruz ve gördüğünüz gibi kitimizi çıkartıyoruz. Bakın kitimizi çıkarttık. Bakın burası kilitlendi. Kitlenmesinin haricinde bakın görüyorsunuz şu anda demin sarı yanan yer tekrardan düzeldi. Beyaz renge dönüştü ve şu anda tonerin ne kadar dolduğunu tespit ediyor cihaz. Ve bunu da birazdan görmüş olacağız. Çalışmaya hazır hale gelmesi için ne yapıyoruz? Yazıcımızı tekrardan şu şekilde kapatıyoruz ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bir dişimiz geri geldi. Yani tekrardan bir 2500 baskı kapasitesine eriştik. Şu görmüş olduğunuz 154X kitini kullansaydık tamamen iki dişimiz de dolmuş olacaktı ve 5000 baskı kapasitesine tekrardan erişecekti bu yazıcı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kitimizi boşalttık. Şu anda bu kutu boş ve yazıcımız sizin de oradan görebileceğiniz üzere tek diş geldi yerine. Yani tekrardan biz bu yazıcıyla 2500 baskı daha alabiliriz anlamını taşıyor. Az önce de belirttiğimiz üzere şurada 154X'imiz var da yine bu kitle beraber de yazıcımızı 5000 baskı daha alacak şekilde doldurabiliyoruz. Genele baktığımız zaman maliyet düşük. Yani bu yazıcı yerine alabileceğiniz bir baskı makinesini düşündüğümüzde maliyet hali yükseliyor. Fakat az önce de belirttiğimiz üzere arkadaşlar bu yazıcı gerçekten bir baskı makinesi gibi çalışıyor. Özellikle ben baskı performansından çok memnun kaldım. A4'ü yerleştirdiğiniz zaman hızlı ve seri bir şekilde baskı alabiliyorsunuz. Küçük işletmelerde, ofislerde vesaire kullanmak için gerçekten çok uygun ve maliyetler de çok düşük. Zaten kutudan ilk çıktığında 5000 baskı alabiliyorsunuz. Ardından HP'nin şu özel olarak tasarladığı ve fiyatları da son derece uygun olan kitlerden satın alarak ne yapabiliyorsunuz? Tonerinizi doldurabiliyorsunuz ki burada az önce de zaten gösterdik size, sadece saniyeler içerisinde arkadaşlar bu kiti rahat bir şekilde tonerin içerisine boşaltıyorsunuz ve bu noktada eliniz hiçbir şekilde kirlenmiyor. Görüyorsunuz hiçbir şekilde mürekkep izi vesaire yok. Zaten olması da mümkün değil çünkü özel bir kapak ile karşımıza çıkıyor bu. Yerleştirdiğiniz zaman kilitleniyor ve ardından İçini boşaltıyorsunuz. Sonra tekrardan kilidini kapatarak ne yapıyorsunuz? Kiti yere alıyorsunuz boşalmış bir şekilde. Genel olarak değerlendirmemiz gerekirse arkadaşlar bu yazıcı ofisler için, küçük işletmeler için, okullar için, öğrenciler için biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. Gerçekten çalışma performansı çok üst seviyelerde. Eğer işletmeniz için vesaire böyle yeni bir yazıcı almak istiyorsanız, çok fonksiyonlu bir yazıcı almak istiyorsanız gerçekten HP'nin bu modelini de düşünmenizi tavsiye ederiz. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiği kadar sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.